Raşel'cim! Hah, burada Medin tatlım. Bak biraz sonra Pelin Hanım gelecek. O çilekli turtadan koyar mısın? Bir de sevdiği kahveden yapar mısın şekerim? Tamam merhaba. Şahane. Ben bakarım. Ben bakarım, sen onları hallet. Canım benim, girsene içeri. Geleyim. Ne haber, nasılsın? İyi. Sen? Şahane, ne olsun? Sana anlatacaklarım var. Aa, geç tatlım, içeri gel. Hadi gel. İçime çok dert oldu. Söylemem lazım Allah. Merve. Ya benim bu arzu meselesine kafam çok takıldı. Ya biz bunca zamanlık arkadaşız, yani böyle küstük. Yakışmaz bize, değil mi? Var ya, resmen içimi okudun Pelocuğum ya. Bak günlerdir içim içimi yiyor bu mevzu için. Ama taktım kafaya ben. Düzelteceğiz. Yani uğraştığımız şeye bak ya. Sırf şu Oya'nın halt yemesi ha. Resmen nifak tohum soktu aramıza. Doğru söylüyorsun. Ay neydi o yemekteki halleri? Ya bildiğim mutlu falan, böyle bir özgüven gelmiş. Kız bu aşık olmasın ha? Aynı şeyleri ben de gördüm, ben de hissettim şekerim bak. Hiç yanılmamışız demek ki. Böyle bir garip tavırlar, bir cesur hamleler, sürekli sırtağın bir surat. Belli, hayatında biri var. Biri var da kim acaba? Çıkarırız kokusunu biz bunu. Çıkarırız. Çıkartırız da. Ya şimdi aramızda limoni, gidip soramayız ki. Ay yok canım, niye gideceğiz, ne münasebet? Aa, zaten yüzünü göresim yok benim. Pelo, şahane bir fikrim var. Ne? Evini ajan sokacağız. Evet. Sarmaşık vakası bilgi sahibi dinlemesi 38. kayıt sonu. Hayırlı olsun. Yeni bir bulmacamız oldu. Evet. İçeri ajan sokmaya kadar vardı iş. Ya zeki kadın. Sorun zekasının yönünde. Kim kullandı acaba? Şekerim, nasılsın? Aa, ne olsun, ben de şahaneyim. Tatlım, senden minik ufacık bir ricam var. Ay estağfurullah, ne emri. Şimdi bizim bir arkadaşımız var ya, Oyacık. Hani böyle en yakın, en tatlımız, en kıymetlimiz. Hı hı. Tamam. Hay hay canım. E ben de oralardayım zaten. Bir uğrarım kendisine. Dediğini de yaparım. Tamam, tabii tabii, aramızda. Merak etme. Bay bay. Görüşmek üzere, bay. Günaydın. Aa, günaydın. Bir 5 dakika uğrayayım, nasıl, memnun musunuz diye sorayım dedim. E hayırlı olsuna da gelememiştim. Tabii tabii, buyurun. Nihal miymiş yani Ercan? Değil.
Zahmet oldu size de. Aa, ne demek, rica ederim. Evle ilgili bir sıkıntı yoktur değil mi? Her şey yolunda. Yo, her şey yolunda. Oh, ne güzel. Çok sevindim. Bu arada ojenizin rengi çok güzel. Dikkat ediyorsunuz belli. Doktor olduğunuz için kısa ama bakımlı tırnaklar. Ya bir şey diyeceğim. Bizim bir manikürcü kız var, Esra. İnanılmaz iyidir. Evlere de geliyor. Yani malum çok yoğun çalışıyorsunuz. Kuaföre gitmemiş olursunuz hem. İsterseniz telefon numarasını size verebilirim. Olabilir aslında. Tamam o zaman. Ben size telefonunu vereyim. Siz ararsınız istediğiniz zaman gelir. Ay, çok iyi olur. Teşekkür ederim. O yatak söze gitmeye ne zaman başladınız? Vallahi işte bir seneden az olmuştur. Kim yönlendirdi sizi? Merve Hanım. Neden? Manikür. Manikür yapmam için. O yanıma da lazımmış da ondan. Bir kere daha soruyorum. Merve sizi Oya'ya neden yönlendirdi? Asıl amacı neydi? Bilgi almak için komiserim. O yanımda ne oluyor, kim geliyor, kim gidiyor bilmek istedi. Ajan olarak içeri girdiniz yani. Biraz öyle oldu. Bu saatte geldiğin için çok teşekkür ederim. Ay olur mu Öşe Oyan'ımcığım? Siz doktorsunuz, yoğunsunuzdur. Ben ne zaman derseniz o zaman gelirim. Evim de yakın zaten. Hatta sıkılırsanız akşamları falan bir başınıza yani. Ne olur çekinmeden arayın. Kahve içeriz, fal bakarız. At görürüz, Murat görürüz sonra fincanlarda değil mi ama? Oyan'ımcığım, ben öteki ele geçmeden bir lavaboya gitsem olur mu acaba? Tamam, olur. Üst katta sağda. Sağ ol. Ay ne sakarım ben, çok affedersiniz. Ay yok, yok. Ay. Önemli değil. Önemli değil, tamam hallederim. Ay, ne olur bırakın ben temizleyeceğim. Yok, lütfen, ne tamam olur. Hallederim ben, tamam. Tamam, sen git. Ay Allah ya. Aman. Ay ne gereği vardı, zahmet verdim size de iyice. Ay yok canım, ne zahmeti. Sağ olun. Evet.
ben size fal bakacağım. Hissediyorum çünkü var bir şeyler. Boş değilsiniz. Bir dakika gelişimde sözüm olsun. Ne var ne yok işte, bakın bul bana bir şeyler demişti. Ben de erkek eşyası diye düğmeyi aldım işime yarar diye. Merve Hanım sonuçta bu. Elim boş gidemezdim ya. Yalnız aldığı için çok temiz kadınmış. Yani kirli sepeti bile yumuşatıcı kokuyordu kadına, o derece.